bir ülkede domuz kalbini insan kalbine, insana nakletmişler. Bunun dine hükmü nedir diye sorulan suale cevabımız, hınzır yani domuz Kur'an-ı Kerim'de En'am suresinin 145. ayet-i kerimesinde evlahme hınzirin fe innehu ricsun, pisliğin ta kendisidir buyurularak tırnağından kafasına kadar her bir cüzünün, her bir parçasının pislik, yani pis değil de pislik olarak tabir edilmesi neticesinde hiçbir parçasının, tüyü tırnağı dahil, içindeki dışındaki hiçbir cüzünün kullanılmasının caiz olmadığı hususunda Kur'an-ı Kerim'de ayet vardır. Bu itibarla zaruret dışında bunlara fetva verilmez. Ancak ayet-i kerimenin devamında aynı ayette فَمَنِ اِذْضُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ, yani mecbur kalan kişi işte sınırı aşmayacak, zaruretin dışına taşmayacak, keyfe kaçmayacak. O durumda yani ölmeyecek kadar, hani yiyip de açlıktan ölecekse ölmeyecek kadar yemesine müsaade edildiğinden dolayı dört mezhep fıkıh alimleri muzdar olanın efendim ölmeyecek kadar bundan istifade etmesi, kullanmasına fetva vermişlerdir. Kalp meselesi de, kalp kapakçığında da yani domuzun şeyi kullanılıyor diyorlar. Eğer, ben tabii şeyi bilmiyorum, eğer başka alternatif varsa, yani sığır vesaire başka hayvanlardan bu kalbin veya kalp kapakçığının nakli hususunda alternatif varsa domuzdan alınması caiz değildir. Ancak başka alternatif yoksa bu kişinin durumu muzdar durumuna döner. Çünkü hayat memat meselesidir. Estetik güzellik meselesi değildir. Kalple ilgili konular. Bundan dolayı mezhepler buna fetva vermişlerdir. Hanefi mezhebinde de tercih edilen görüş budur.